Merhaba. Bu dersimizde konsol uygulamalarında veri çıkışı işlemlerini inceleyeceğiz. Veri çıkışı aslında ekrana bir şey yazdırma işlemi olarak özetlenebilir. Burada birkaç farklı detay var. O yüzden küçük bir uygulama üzerinde anlatacağım. Öncelikle basit birkaç tane değişken tanımlıyorum. İçerisinde string veriler, integer ve boolean bir değer var. Bunları FMT paketini kullanarak printline ile ekrana yazdırıyoruz. Burada str1, str2 ve str3 şeklinde. Şunları bakın, geriye bize bir değer dönebiliyor. Bunu elde edebiliyoruz. String length diye bir değer, bir değişken atayabiliyoruz bunu. Mesela onu yapalım. Şunu çalıştırayım öncelikle. Bakın, burada The quick red fox jumped over the lazy brown duck şeklinde bir metin oluştu. Ne demek bu? Şuraya bakarsanız str1, str2 ve str3'ün birleşiminden bahsediyoruz burada. Bunu birleştirerek ekrana yazdı printline ile. Ondan sonra ondan dönen string length diye bir değişkene bir değer ataması gerçekleşti. Şu printline bize integer geri dönüş yapıyormuş. Bunu görebiliyoruz parametrenin çıktısından, açıklamasından. Peki error nesnesini karşılamamışız burada. Blank identifier ile karşılamışız. Kullanmayacağız yani. Biz sadece string length'te bir integer değer atadık, ona baktık. Bakıyorum. String length'in çıktısı, yani şurada çıktı olarak kullanılan printline 50 karakter. Şuradakileri saydığınızda, yani şuradaki kısım bunun aslında 50 karakter olduğunu görebiliyorsunuz. Yani printline hem çıktı verebiliyor, ekrana bir şey yazmak için kullanılabiliyor burada. Hem de onun sonucunda, bu işlemin sonucunda size integer olarak buradaki ekrana yazılan metnin kaç karakter olduğunu dönüyor. Bunu alırsanız kullanırsınız burada. Yoksa herhangi bir zorunluluğu yok tabii ki. Bu bir örnek. Bir diğeri printf ile kullandığımız value of a number şeklinde. Şurada kullandığımız yüzde ile başlayan kısımlar, bunlar yer tutucu placeholder olarak geçiyor. Placeholder kullanıyoruz ve diyorum ki value of a number, bunun sonuna, yani şurası bir string, burası bir string ve sonunda da ters slash n var, yani new line, alt satır in. Yüzde v dediğim zaman buradaki number değerin, sayısal bir değerin burada kullanılacağını belirtmiş oluyorum. Yüzde v bu şekilde tanımlanıyor. Aynı şekilde yani bir value olarak düşünebilirsiniz. Yüzde value. Bu değer buraya gelecek. Burada da boolean var. Bu da bir value. Onu da aynı şekilde buradaki string ile birleştirerek diyorum ki burası çıktı ürettiği zaman şurada yüzde v var. Virgülden sonra gelen parametrenin ilk parametre buradaki ilk yer tutucuya gelecek. Eğer bundan birden fazla olursa mesela şöyle. O zaman şuraya bir tane daha alan açıp buraya bir tane daha boolean değer ya da herhangi bir değer getirip onun da sırasıyla soldan başlayarak sırasıyla şuradaki alanda gösterilmesini sağlayabilirsiniz. Buna yer tutucu diyoruz. Aynı zamanda float ya da diğer birçok farklı tip için özel yer tutucu karakterler var. Mesela burada float için yüzde nokta iki f var. Bu float olduğunu gösterir. F. Burada da dışarıdaki, yani yukarıdaki a number integer tipinin float 64'e cast edilmesi ve ondan çıkan sonucun da ilk parametre olarak şuradaki yer tutucuya gelmesinden bahsediyoruz. O da şu. Bakın, normalde 42 idi. Ama bunu float'a dönüştürdüğümüz için, cast ettiğimiz için
42.00 olarak burada çıktı olarak göründü. Diğer veri tiplerinde %t olarak bir yer tutucu var. Burada 5 tane parametre var bu şekilde. Her 5 parametre içinde her biri içinde bir yer tutucu var. Aralarında virgül konarak oluşturulmuş. Burada data types'e bakarsak çıktı olarak da string, integer ve boolean olarak bunların çıktılarını görüyoruz. Yani buradaki yer tutucu t de aslında type anlamına gelir. Şuradaki bizim gönderdiğimiz parametrelerin verisini değil type'ını, tipini yazacaktır. Bu da farklı bir yer tutucu. Google'da yani arama yaparsanız Golang placeholder diye mesela şu şekilde diyelim. Golang placeholder daha doğrusu. Bunların daha detaylı bilgilerini bulabilirsiniz. Çok farklı versiyonları var. Biraz detay bir konudur diyebilirim.